Süper Lig yolu olarak yepyeni bir programla karşınızdayız. Geleceğin Yıldızları. Geleceğin Yıldızları'nın ilk konuğu Beşiktaş U21 futbol takımında sağ bek oynayan Mehmet Yılmaz. Kısaca bize kendinden bahseder misin? Ben Mehmet Yılmaz, Beşiktaş U21 takımında oynuyorum. Sağ bek oynuyorum. Yaklaşık 44. sezonum takımında. Şu an her şey güzel. Kendimle ilgili pek hani konuşmak değil de hani böyle insanların beni tanımasını daha çok isterim. Keşfetsinler istiyorsun evet. Seni değil mi? Zamanla. Evet. Bizler aracılığıyla ya da oynadığın futbolla. Evet. Peki. Mehmet futbola olan ilgin nasıl başladı? Futbol böyle bildiğim kadarıyla Karadenizlisin. Hani baba tarafından anne göçmen. Ben biraz hem kısa bilgiler de vermiş olayım bu anlamda. Birazdan senin meşhur lakabına falan da geçeceğiz. Hikayesini bize anlatacaksın ama öncelikli olarak futbola olan ilgin nasıl başladı? Karadenizli olmanın bir etkisi var mıdır acaba diye merak ediyorum açıkçası. Yani aksine Karadenizli olmamın hiçbir ilgisi yok. Hatta yıllar önce benim okuldaki hocam ben haberim olmadan beni bir seçmeye yolluyor bizim oradaki bir amatör bir kulübe. Hı hı. Ve onun aracılığıyla başlıyorum futbola. Yani o zamandan sonra yani nasıl diyeyim size çok küçüksün, nasıl gideceksin, okuldan çıkıp mı gideceksin, hani ailen küçük olduğun için onları da dert ediyor çünkü hani tek başına gidemiyorsun, iş güç var. Ya o zamanlarda benim ilk başladığım zamanlarda hani 2 gün idman yapıp bir ay izin vermişlerdi bize. Hani sizi arayacağız diye. Yani ben biliyorum ki gecelerce annemin telefonu elimde. Hani arayacaklar mı, hani futbol artık olacak mı olmayacak mı? Yani o zaman da dershaneye gidiyordum, çok iyi hatırlıyorum. Dershaneden çıkıp idmana gidiyordum. Bazen idmanlar sabah oluyordu, sabah idman yapıp öğlen dershaneye gidiyordum. Bu da 4. sınıfta hani böyle artık 8'e hazırlık, hani biraz daha derslerim iyi olsun gibisinden. Ama tabii kafa biraz daha futbolda olduğu için. Evet, onun lezzeti ayrı. Yani idmanlar olunca, onun yorgunluğu çok tatlı oluyordu mesela. Kafam ders çalışınca yorulunca sinirleniyordum ama vücut yorgunluğu, hani o istek çok farklı oluyor insanda. O yaştan sonra evet öyle oldu. Ve o isteğinin azminin peşinden gittin. Bugün Beşiktaş altyapısındasın, U21'de oynuyorsun. Oraya geleceğiz. Orası bizim için en önemli noktalardan bir tanesi. Çünkü soracağımız çok soru, senden almak istediğimiz çok cevap var bu anlamda. Bu meşhur lakabının artık ben de sana Çaki diyeceğim. Çaki Mehmet. Nedir? Niye böyle bir yani ne alaka? Ya bunu soran kaçıncı kişisiniz hiç bilmiyorum. O kadar çok şey oldu ki. Ya ben önceden hani saç stilim olsun, hani Kasımpaşa'ya gittiğim zamanlarda bu zamanlar. Hı. Hani saç stilim olsun, yürüyüşüm falan olsun çok farklıydı. Kendimi biraz daha diğerlerinden farklı görmeye çalışıyordum. Ve bir idman sonrası falandı, tam hatırlamıyorum o güne. Hani yüzüm falan bayağı çizilmişti, yanaklarım. O arada şahsım işte meşhur bir film çıktı. Katil bebek Çeki diyor, küçük, yüzü yaralı olan, vahşiye benzeyen bir çocuk. Bizim de orada kulüpte hani ne malzemeci ne doktor arası bir adam vardı. Ya sen ne kadar çok Çeki'ye benziyorsun. Yaklaştım ona böyle. Ya abi dedim hani o kim gibilerinden bilmiyorum falan filan. Onun demesiyle hani yaklaşık 7 yıldır falan hani bu lakabı taşıyorum. Artık Mehmet diyorlar, kafamı çevirip bakamıyorum. Çeki diyoruz ve hemen. Hemen ben o şeyi alıyorum. O enerjiyi alıyorum. İsminle hitap edilmesine o kadar hani uzak kaldım ki hiçbir şekilde. Annem olsun, babam olsun, bazen kardeşim falan. Onlar da mı aynı ya, şekilde? Resmen evde bile o Çeki oluyor yani. Arkadaşlarımı söylemiyorum bile. Evet. Yasin hocam olsun, diğer hocalarım olsun. Hepsi Çeki. Öyle kaldı bende tatlı bir lakap. Evet, Çeki şimdi... böyle Çeki diye biz artık öyle. Kasımpaşa'dan Beşiktaş'a transferin gerçekleşti. Keşif edildin mi? Yoksa... senin isteğin üzerine mi oldu? Nasıl bir şey oldu yani? Benim Kasımpaşa'da 3 yarı oynuyorduk o zamanlar maçlarımızı akademiliklerinde. Son maçımız Beşiktaş'tı bizim. Ağabeyrak sahasında oynuyordu Beşiktaş'ı o zaman maçlarında. Ben de Kasımpaşa'nın kaptanıydım. Yani o fotoğrafım hala birkaç arkadaşımda duruyordur. Hı-hı. Çok şeyim. O maç ben hani kendi performansım çok üstüne çıkmıştım. Çünkü ailemden ilk defa gelen dayımlar falan olmuştu böyle. Bir de Beşiktaş maçı, son maç. Hani böyle istek olmuştu. Evet. Ve hani şanslıyım ki sol bek arkadaşım da benim Beşiktaş'ta o maç oynamamıştı. Ben de sağ açık oynuyordum ilk zamanlar. Ve gerçekten o tarafta hani sol beklerini hocaların çok kızacağı bir şekilde gidip gel
İşte kısmet oldu. Sene başı birkaç görüşme oldu ama hani Kasımpaşa'dan tamamıyla hani ilk Kasımpaşa diyeyim ama sadece hocaların bildiğini biliyorum benim Beşiktaş'tan birkaç hocanın. Hani bu çocuk tarih böyle, bu çocuk evet. Bu çocuk böyle, bu çocuk böyle nasıl olur falan filan diye. Olmamıştı sene başı. Hani teklif falan da olmamıştı hiçbir şekilde. Sonra işte devre arasına yakın hani birkaç olay oldu Kasımpaşa'da. Açmayacaksın herhalde bize olayı. Yani neresi doğru neresi yanlış bana düşmez. Çünkü büyük hocalar verdiği kararla ben saygı duyuyorum. Ondan sonra Beşiktaş geldiğim hafta. Hatta beni salı günü çağırmışlardı. Hatırlıyorum ben. Pazartesi gelmeye çalışmıştım. Hani bir gün önce geleyim. Yani. Evet bir gün önce geleyim. Bir gün daha belki fazla idman yaparım. Şeyim olur falan diye. Çok iyi hatırlıyorum. Liglerin başlamasında iki hafta vardı. Ben Kasımpaşa'dan ayrıldım mı? Ailene haberi yoktu. Benim çok sevdiğim... Sen ayrıldın, Beşiktaş'a geliyorsun ama aile falan bilmiyor. Hiç bilmiyor. Benim o gün yani iznim vardı bir de. Hani ben Kasımpaşa'da iznimi falan da almıştım o zamanlar. Sonra şey oldu, benim çok sevdiğim bir abim var. Beşiktaş'ta da arası iyi, sevilen bir abi. O öğrenmiş benim ayrıldığımı Kasımpaşa'dan. E ben tabii arayıp söylemedim, abi ben ayrıldım, beni böyle böyle. Aradı beni böyle böyle dedi. Senle seni başı için konuşmuştuk. Bu da kısmet oldu dedi, isabet oldu dedi. Bu arada ailenin haberi yoktu ya hani aile sen mi söyledin yoksa o işte arkadaşların falan nasıl, onlar nasıl öğrenmişler, ya. Nasıl karşıladılar bu önemli. Evet evet orası gerçekten hayatımın en güzel günü olabilir çünkü ben oradan ayrıldım, ailemin hiçbir şekilde haberi yoktu, benim 3 gün iznim vardı. Ben arkadaşımla birlikte tatile gittim. Bir de o kafamda hani ne yapacağım diye düşünüyorum dönüşte. Tatile geldim, de bırakmıyoruz değil mi? Tatile de gidiyoruz. Tatil şart. Tam yaz ortasıydı. Gökhan Gönül'ün idolün olduğunu söyledim. Gökhan Gönül'le aynı takımın formasını giyiyorsun. Bir araya gelme şansın oldu mu? Birkaç itman, hatta bir iki hafta ben A takımı çıktığım dönemde Gökhan abiyle hani o farklı yelek giydiğimde ben farklı yelek giyiyordum. Hani o bile benim için çok önemli bir şey. Hatta bir İstanbulspor maçımız vardı bizim milli takım arasında. Nevzat Demir'de oynadığımız. O haftalarda çıkmıştım zaten takıma. Gökhan abi oynuyor. Gökhan abi bir anda arka adresi. Hani sakatlığı ölmüş etti büyük ihtimalle. O arada Şenol hocamız olmadığı için Buti ile biz çalışıyorduk. Buti sonra beni çağırıp Gökhan abiyle yeleği değiştirmemi söyledi. Hani o an şu an gözümün önüne geliyor. Hani Gökhan abiden yeleği alışım, benim giyişim, onun mevkine geçişim. Hani biraz ileriyi gördüm gibi oldu benim açımdan. Hani o anı A takım çıktığım zaman da unutamayacağım tek an olabilir. Şimdi seninle oturduk sohbet ediyoruz ya, senin en büyük özelliklerinden bir tanesi de benim hissettiğim, onu söylemek istiyorum. Sen yaşadığın senin için değerli şeyleri fazlasıyla yaşayarak anlatıyorsun. Fazlasıyla hissediyorsun, o anı yaşıyorsun. Şu an beni yani hani böyle her böyle işte ailene Beşiktaş'a gittim. Ben artık buradayım değişimde. İşte Gökhan'ın o yeleği senle paslaşması bile anlatırken gözümün içinde sanki onu görüyoruz gibi. Önem veriyorum bazı şeylere, çok önem veriyorum. Mesela görmezden gelemem kolay kolay hiçbir şey. Çünkü hoşuma giden şeyleri ben yani yıllarca anlatabilirim. Ama, yaşayarak anlatabilirim. Evet, evet yani bunun da zamanı var inşallah. Yarın bir gün biz de aynı şekilde oluruz ki yerimize böyle gençler gelip bizden bahseder. Bizim de çok hoşuma gidecek de. İnşallah. A takımla idmana çıkmak nasıl bir duygu? Yani o hep bir zamanlar izlediğin, takdir ettiğin, işte örnek veriyorum Gökhan Gönül mesela onlardan biri olmak istediğin yerde bulunmak nasıl bir şey? O ağırlık nasıl bir duygu? Ya şimdi tabii insan... Yani çok duygusal yaklaşıyor başta çünkü sen yıllardır bu mesleği yapıyorsun ve kazanman gereken çok şey var. Başı orası oluyor. Hı. Ve oradaki insanların sana yaklaşımı iyi olduğu sürece sen çok rahat ediyorsun. Yani tamam diyorsun, ben buraya aitim. Yani süresi hiç önemli değil. Oraya çıktığın gün, o gün oranın sen topçusun. Hani milli takım olsun, Beşiktaş'ımızda olsun, izlediğimiz topçularla aynı yere çıkmak. Hani çevre tarafından da acayip olumlu karşılanıyor. Hani arayanlar oluyor, soranlar oluyor, nasıl denildi? Bunu soran bile çok kişi oluyor. Herkesin bakışı da değişiyor değil mi bu anlamda? Hissedebiliyorsun bunu. Evet yani bu insanın hoşuna gidiyor ama tabii kötü anlamda gitmiyor. İyi anlamda hoşuna gidiyor. Nasıl diyeyim? Benim iyiliğimi isteyen insanlar için. Evet, herkes tarafından artık yavaş yavaş fark ediliyorsun. Peki
yolda yürüyüşünde bir değişiklik oldu mu? Hani Beşiktaşlısın ya, Beşiktaşlı grubu var ya artık. Ya şimdi sosyal medya üzerinden paylaştığım fotoğraflardan dolayı hani kendi oturduğum yerde, kendi semtimde hani ister istemez böyle bir değişiklik oluyor. Tabii dışarıdaki insan seni daha çok bilmediği için, özünde içindeki insan bildiği için onlara karşı tabii biraz tavırlarım, hareketlerim hani makarası oluyor mesela diyorum ya. İzlediğin adam aynı sahibinden bana bir şey yapıyorsa hani Korejim olsun, Devlen Cener abi olsun, Dorukhan abi olsun. Yani o adamlarla ben aynı sahibim, sen kimsin? Evet. Tatlı bir atışmalarımız oluyor tabii. Tatlı atışma ama asla bu. Genç yeteneklilerin en büyük düştükleri hatalardan biri, ona da değinelim. Şımarıklığa giden ve artık ben oldum deyip o futboldan çalışmaktan vazgeçtikleri noktada değilsin. Ya öyle değilim, bir de böyle şöyle bir şey demek istiyorum. Yani bir insan hani Burak abi olsun, Kovarecim olsun, hani Atiba Açılsın olsun ki bunlar yaşlarını almış çok yaşlı topçular. Yaşlı dediğim yani anladım, iyi yönden evet. Yaşlı. Hani hala çalışmaya devam ederken bizim yaşlılarımız hani ben bir maça çıkayım oldum havası bence çok yanlış bir şey. Ben hani her gün biraz daha iyi, biraz daha iyi. Çünkü çalışmanın yaşı olmaz. Önümüzdeki abilerimiz 34-33 yaşında ve hala çalışıyorlar, hala aynı özenle ilk bir yönelik. Biz daha çok yolun başındayız tabii. Ya bizim kat edecek çok yolumuz var. Evet, her gün katarak devam ediyorsun. Tabii onlardan bir öyle, kendi takımında. Belki takım arkadaşlarından bile bir şeyler alıyorsun, hocalarından keza öyle. Peki şunu merak ediyorum, biraz bunu açalım. Nasıl besleniyorsun mesela, nasıl çalışmalar yapıyorsun? Sadece idmanla mı yetiniyorsun yoksa sonrasında kendin özel çalışmalarında da var mı? Aşık olduğun futbola karşı diyeyim. Çoğunlukla nasıl oluyor? İdmanlardan önce hani salona girme alışkanlığım var ki takım halinde de bizim hocamız sağ olsun hani sürekli o konu üstüne düşüyor. Hani fazla çalışmaktansa düzenli çalışmayı tercih ediyorum. Çünkü hani vücudumun yapısını biliyorum, kendimi biliyorum. Hani günde 3 idman yapıp kendimi perişan edeceğimi 2 idmanla ve tek idmanla o günü en iyi şekilde kapatmayı düşünüyorum. Keza hani İdmanlardan önce yaptığım idmanlar, bazen idmana göre idmandan sonra yaptığım idmanlar da çok önemli oluyor. Hani günde iki idman yapmaya çalışıyorum genelde. Hani ben, bu da senin için yeterli oluyor. Evet, bazen olmuyor. Ya beslenme konusuna gelirsek tesisimizde güzel yemekler yiyoruz. Çünkü tesiste güzel yemek çıkıyor her seferinde. Hani onun dışında da evde de hani yediğim içtiğim saat, kahvaltı saati falan hep düzenli olarak belli. Aynen. Sence Türk futbol camiasında senin gibi, senden daha küçük yaşta olan genç yeteneklere, genç yıldızlara değer veriliyor mu? Hak ettiği noktaya gelmeleri için elinden tutuluyor mu onların, sizlerin, senin? Ya benim bu konuda görüşüm herkesin farklı olabilir. Tabii herkes farklı şeyler düşünebilir ama ben yetersiz buluyorum. Neden yetersiz buluyorum? Hani benim yaşım olsun, benden küçükler olsun. Yani Avrupa'ya gidebilen topçularımız varsa demek ki daha da var. Hani daha da biraz üstüne düşünmesi gereken konular var. Hani bunu bir şeye bağlayamam. Ben o potansiyelde biri değilim hani bu konuyu tartışacak ama benim isteğim ve benim gibilerin tek isteği biraz daha fazla şans bulmak her konuda, her yerde. Ben inanıyorum ki birkaç zaman sonra bunların hepsi çok güzel olacak. Türk futbolu olması gereken yerde, Türkiye milli takımı da olması gereken yerlerde mücadele edecek ve bunlar bizim sayemizde olacak. İnşallah benim düşüncem bu konuda bu yerde. Milli takım forması altında seni göreceğiz inşallah. Belki Beşiktaş A takımında da göreceğiz ilerleyen zamanlarda. İnşallah yani bunlar çok güzel şeyler tabii benim de istediğim şeyler. Sonra da zaten ülkeyi bırakıp gideceksin. Benim hayalim sen konumu başarılarsın. Evet. İnşallah hayalindeki gibi olur, umut ettiğin gibi olur her şey diyelim. Birazdan bitireceğiz ama öncesinde Mehmet genç yeteneklere neler söylemek istersin? Özellikle yaşı senden küçük olup futbol arzusuyla yanıp tutuşanlara nasıl bir çalışma içinde olsunlar? Neler hedeflesinler? Hedeflerin daha doğrusu nasıl belirlesinler? Neye göre? Şimdi ilk sorduğunuzda ben kendimden yola çıktım mesela. Ben ne yaptım? Bugünlere gelene kadar benim düşüncem ya da onlara tavsiyelerim hiçbir şekilde bırakmamalarını söyleyebilirim. Çünkü çok çekecekler, çok görecekler. Hani sahanın içi bambaşka, sahanın dışı onlar için bambaşka olacak. Tabii ki de aile bu konuda çok önemli. Herkesin ailesinin destek olması lazım. Hani benim ailem çok şükür çok destek olmuştu bana. Hani nasıl desem onu
bırakmasınlar, sevdiği işi yapsınlar. Mesela ikilemde kaldıkları zaman futbolu gönül rahatlığıyla seçsinler. Çünkü pişman olmak, ben pişman olmadım futbolu seçtiğime. Yani kimsenin de pişman olmasını istemem. O pişmanlığı yıllar sonra yaşamasınlar. Tüm genç kardeşlerim, tüm yetenekli kardeşlerim. Çok takılmasınlar dışarıda. Verdiğin cevapta çok önemli bir şey değindin aslında. Senin ailenin sana olan desteğinden, gerçi röportaj boyunca da bahsettik bundan. Bu da çok önemli. Ailelere de buradan bir mesaj vermiş oldum bu anlamda. Çocuklarınıza sahip çıkın ve hayalleri doğrultusunda onları destekleyin yani diyerekten. Yani sevgi işleri yapmaları gerçekten, çünkü aile tarafından da biraz hani başta kötü olsa bile, mesela çocuğu sevdiği bir şey yapınca evdekiler de mutlu olur, annesi de mutlu olur, sana yaklaşım oldu yani. Çünkü 11, 12, 13 yaşında başlayan, o hevesle başlayan, sen bir çocuğun önüne kapatırsan o çocuktan bence bir 20 yaşına kadar bir şey beklememen lazım. Çünkü o çocuk içine kapanır, bir şey olur. O yüzden yani futbolla bir farklı bir şey olduğu zaman ailelerden, kardeşlerimden, küçük kardeşlerimden futbol seçmelerini isterim ben. Çünkü uğraşmaya değer, çok güzel bir spor. Kendileri evet. Açısından, gelişim açısından. Evet. İnşallah hayırlısı olur. Çakın Mehmet. Evet. Kısmayı tekrar alıyorum. Çakın Mehmet, yolun açık olsun. Çok teşekkür ederim. Geleceğin yıldız adaylarından bir tanesi olduğuna biz inanıyoruz. Süper Lig yolu olarak ekip arkadaşlarımla birlikte. İlk konuğumuz sen oldun. Hem bizim programımıza sen uğur getir. İnşallah biz de sana uğur getirelim. Hep birlikte seni daha güzel yerlerde, ülkeyi bırakıp gidene kadar Türkiye'de, belki de Beşiktaş forması altında ya da diğer büyük takımlarda bilemiyoruz ama yolun açık olsun, izleyelim, görelim. İnşallah. Son olarak söylemek istediğin bir şey var mı? Ya ben çok teşekkür ediyorum böyle bir programda kendime yer bulduğum için. Hani yıllar sonra da olsun, şu zamanda olsun, şu videoyu izleyecek genç kardeşlerim yarın öbür gün bizi görürse çok güzel olur. Evet. Böyle de bitirmek isterim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz.